Edgecam eğitim videosuna hoş geldiniz. Bu videoda yeni kaba işlem özel olan dalga formülü işlemeyi göreceğiz. Öncelikle fikstür ve tezgah saklayıp işlemeye geçelim. Bu tarz işlemelerde genelde dairesel formül takım kullanacağımız için bir tane kanal takım seçeceğiz. Kaçlık çap olacaksa o genişte bir kanal takım. Örneğin 5'lik bir takımı alalım. Burada yapmam gereken şey uç radüsünü yarı çap kadar girmek ve pozisyonda takımın rengini belirleyelim. Böylece tam daire şeklinde bir takım seçmiş olduk. Şimdi komuta girelim. Burada paso miktarı Kaç kaç işlemi görüyor? 2-2 alabiliriz. Yaklaşma açısı ve karşı açısı yan duvarlardaki oluşacak olan takım yolunun açısına gidebiliriz. Kesim yönlü sağ sol veya çift yön yapabiliriz. Dairesel olduğu için genelde çift yön işlenecek. Sabit offset ile finish'e bırakacağımız payı giriyoruz. Mevcut kütüğü kullan diyerek de kütüğe göre yaklaşma ayarlayacağız. İlerleme devirleri yine malzeme ve takıma göre belirleyelim. Yaklaşmalarda da İstersek ilerleme hızında yaklaşma yapabiliriz. Yani F'te boşta güvenli G0'la basamak halinde veya g 0a direkt veya yüksek high e direkt yaklaştırabiliriz. Biz boşta güvenliği seçelim. Başlangıcı kütüye uzat dediğimizde burada takım ekseni boyunca verebiliriz veya profilin formunu uzatabilir veya belli açılarda uzatabiliriz. Şu an için takım ekseni boyunca diyelim. Bitiş için takım ekseni boyunca diyelim. Güvenli mesafede takım basamakları geri çıkma değeri. Buraya bir gibi değer girebiliriz. Kontrol kısmında toleransı değiştirebilirim. Genelde onda bir tolerans kaba işlem için uygundur. Tamam dedik. Profili seçip sağ tuşa basıyoruz. Yönünü seçelim ve sağ tuşa bastık. Takım işleme yaptı. Sağ tuş et dediğimde takım bu şekilde çift yönlü olarak işlediğini görebilirim. Dikkat edeceğim bir nokta takım şu formdan dışarı çıkmadı. Çünkü ben takım ekseni boyunca hareket et demiştim. Bunu da girişi profil olarak seçersem artık profili dikkat alacak ve takım yolunu buna göre çıkartacak. Tekrar simüle diyelim. Ve bu şekilde profili takip ederek de işleme yaptırabilirim. Şimdi simülasyona bakalım. simülasyonu çalıştıralım. Bu bize çok ciddi bir işlemede zaman kazandıracak bir takım yolu oluşturdu. Bir sonraki HKM eğitim videosunda görüşmek üzere, hoşçakalın.